Benim ha, o param kadar... var çatır çatır indiririm diyorsun, indiriyorsun. O kadar mal mısın diye soruyor sana, sen de evet diyorsun, indirmeye tamam madem mal öyle ben de geçireyim diyor böyle. Sen az önce Apple'ın şeyi her yerde bulunmuyor, Android onu her yerde buluyorsun diyorsun. Bu onunla alakalı değil mi? Değil. Ne demek değil ya? Ve sizi orada güvende tutmasın arkadaşlar. Güvende bu telefonu al 10 yıl kullan hiç de bir şey olmaz sana kız diyor ya. Kız kulesi de güven içinde. Kar oldu. Ne alakalı? Sana ne? Sana ne? Bir şey sorabilir miyim? Nedir? Bütün dünya birleşip Android vs iOS'u merak ediyormuş. Niye bu kadar kim kazanır merak ediyorsunuz diye. Ben anlamıyorum bu arada. Kimi istiyorsanız onu kullanın falan diyorum. Yok ya şimdi arkadaşlar almak istiyorlarsa falan belki bizim düşüncelerimize kulak evet. verip neyi seçeceklerine de karar verebilirler. O yüzden bugünün konusu Android. Ha ben Android deyince o zannettim. Ben iOS'çuyum çünkü kalite bir kere. Ne anlamda? Daha fazla para alınca daha mı kaliteli oluyor? Ya 300 lira verdiğin şeydekiyle kaliteli aynı olmaz. iOS'un şöyle bir güzelliği var. Mesela her cihazı için ona özel olarak üretiyor güncellemesini şeyini. Hmm. Bir sürü Android var. Bir sürü işte Huawei, işte bilmem ne, hepsi Xiaomi, Android hepsi Android mesela. Hmm. Ama hepsi tek. Sen mesela atıyorum, sallıyorum, çentikli ekranda bazen çentik gözükmüyor, sallıyorum böyle. Hı hı. Şu an tamamen örnek olarak. Çünkü adamlar genel bir tane atıyorlar, bütün makineler hepsini atıyor. Öyle değil. Android'lerde yazım türü ya açık kod oluyor. Hı hı. iOS'larda öyle değil. Açık olmadığı için Android'te yani o gönder tuşunu nereye koyacağını, çarpıyı nereye koyacağını, o çentiği falan nereye koyacağını birebir elle ayarlamaları gerekiyor. Yani hepsi için aslında her telefon için özel bir dizayn yapıyorlar. Mesela 1 milyon tane Android kullanan marka var. Evet. Bu kadar markayı düşünüyoruz. Onların telefonlarını bilmem nelerini ve iOS'u düşünüyoruz. iOS sadece Apple kullanıyor. Apple'ın bir telefonu var. Bir modeli var. Aynı anda atıyorum Huawei'de çıkarken Xiaomi'de çıkıp Samsung'da çıkıp bilmem nerede çıkmıyor. Mantıklı adam bir şey mi tek peki bir şey bu? Yapıyor. Şöyle şu anlamda mantıklı bir şey. Bir kere tek hani bu işte bunun versiyonları nasıl olur, şurada budur diye düşünmene gerek kalmıyor. Bunu sana veriyor ve bunu senin uzun yıllar boyunca, bunun altını çiziyorum, uzun yıllar boyunca kullanmanı sağlıyor. Uzun yıllar dediğimde şu, sen bir Samsung alıyorsun. Elindeki telefonun ne markası? Samsung, örnek olarak Samsung getirdim. Normalde kullanmam böyle şey. Al kırdım kırdım. Normalde kullanacağım şeyler değil bunlar yani. Bugün örnek olsun diye getirdim. Niye? Mesela bunu alıyorsun, bir süre sonra ya kasmaya başlıyor, ya bir şeye başlıyor. Mesela yeni versiyonlar artık bu telefona gelmiyor. Ki bu telefon çok eski değil. iPhone 2019 yılı itibariyle 2013'teki telefonlarına artık destek vermemeye karar verdi. 6 yıl, 6 yıldan bahsediyoruz. Sen bunu alıyorsun ya, belki sene sonunda bile sana artık destek vermeyebilir, güncelleme sana gelmeyebilir. Yok, verir, her türlü verir de... Nasıl verir? Abi güncelliyorlar telefonları her gün geliyor. Ben bu kullandığım telefon 3 yıllık mesela. 3 evet. yıldır kullanıyorum. Yavaşlama yok, bir şey yok. Varsa tek sorun bataryasında var. iPhone'ların bataryasında sorun olmuyor mu? Oluyor. Olmuyor. Bu yüzden bunu tartışmıyor. Oluyor. Bir kere tamam. Bir kere peki, bataryasını... Pil kullanımının daha uzun olduğunu hemfikir miyiz? Bir dakika. Peki buyurun. Bir kere bataryasını diyorsak bir kere şarj kablosundan bahsetmemiz lazım. iPhone kullanıp hayatında bir kere şunu yaşamayan, şu sorunu yaşamayan var mı Allah aşkına ya? Eğer söyleyebilir misiniz bana? Bilinçli kullanıcı arkadaşlar varsa, bir şey olmamışsa aşağı yazın arkadaşlar. Bende bir sorun yok diye. Ben insan gibi kullanıyorum diye. Bunu sen böyle takıp, böyle kıracak yerlere takıyorsan bu Samsung da kopar. Samsung'da bu en azından kablo sıkıntılı. Şarja takıyorsun patlıyor Samsung. Samsung'da en azından... Senin şarj aletinde bir şey geldi, bir zeval geldi. Hemen arkadaşlarınla oradan buradan bulabiliyorsun. Hı-hı. Ya post cihazı bile... Samsung veya işte Android'le çalışan telefonlara uygun onun o girişi. Dışarıdasın, telefonun şarjı mı bitti, acil bir şey mi lazım? Gidiyorsun bir tane restorana, abi post cihazınızın şarj aletini alabilir miyim diyorsun, hop takıyorsun. Hızlı şarj etme var Android'de. Hangi iOS kullanıcısının hızlı şarj etmesi var? Yok çünkü... Yok yani ama ayrıca ekstra koyayım. iOS dedin mi? Her şey parayla satın alacak. Kulaklığından şarj aletine, hızlı şarjından bilmem nesine, her şey parayla satın almak zorunda olduğu için... Bak susarım sen! Hala bağırma bana. Kısaca buna değinmek istemiştim. Kısaca buna 10 dakikada konuşuyoruz. Bekliyorum lan. Bir demiyor ki kardeşim senin iki çift lafın var mı? Sen de bir kelam et şurada konuşalım demiyor çok ya. Çok doluyum bu konuda. Ben şimdi hangi birine cevap vereyim? 300 tane şey söyledim. İşte her yerde kablosunu bulabiliyorsun falan filan. Bir kere senin telefonuna uyumlu olan kabloyu sana veriyorlar. Sen bir kere onun sahtesini kullanmaya ya da farklı insanlarınkini, farklı cihazlarınkini kullanmaya başladığında sen direkt bataryanı öldürmeye başlıyorsun zaten. Bunu Android için söylüyorum. Şiringa mı bu? Bir kere sana girdikten sonra sana giremez. iOS'ta şöyle bir şey var. Adam yaptı telefonu diyor ki sen bunu kullan.
Başka bir yerde bunu zaten bulamazsın. Bunu kullanacaksın ki bu senin cihazının ömrünü uzatacak. Çünkü sen tek bir tip kullanabilirsin. Hobi olarak kullanmaktan bahsetmiyorum. Tamam. Acil bir şey oldu abi. Dışarıdasın, şarjın bitti ve bulamıyorsun. Ben ay bataryam şimdi patlar, cart olur, cart olur diye düşünmem. Giderim o post cihazının şeyini kullanırım. Peki, çünkü o an arkasına, aciliyeti vardır. Tamam, çok acil bir işim var. Tamam, gittim post cihazına şey yapayım diye. Batarya patladı. İşin artık aciliyeti başka bir şeye döndü. Anında mı patlıyor? Ya Samsung adamlar S7 şey Note 7 ya da Note 8 adam pat diye toplattılar. Dağıttılar pat 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 oldu geri topladılar. Ama bu Android ile ilgili bir şey değil bu telefonun. E sen az önce Apple'ın şeyi her yerde bulunmuyor Android onu her yerde buluyorsun diyorsun. Bu onunla alakalı değil mi? Değil. Ne demek değil ya? Arkadaşlar onunla alakalıysa söyleyin yani bile bence anlaşamıyoruz yani şu an. Tamam devam edelim sakin ol. Bu her şey para muhabbetine geliyorum. Mesela App Store'a bir şey eklemek bir uygulama sunmak daha pahalı. Google Play Store'a sunmaktan. Bunda haklısın. Hı hı. Ama şöyle, App Store'dan indirdiğin hiçbir şey senin telefonunda virüs almaz. Senin telefonuna zarar vermez. 3500 tane bir uygulamaya tıklayınca 8000 tane reklam çıkarmaz. Play Store'a, yani Google Play Store'a, Android'in marketine bir şey yüklemeyi şu an siz de bir şey geliştirin. Adamlar kontrol etmiyor. Tak diye sunuyorsun. Milletin telefonunun konumuna mı erişiyorsun? Adamın kamerasını mı alıyorsun? Hiçbir fikrimiz yok. İndirirken sana soruyor. Ya ki bunlara erişim olacak. 1 milyon tane şeye izin veriyorsun. Mesela iOS'un şöyle bir şey var. Senden konum istiyor ya mesela bir cihaz. Onu bir ayarı var. Bunu yapıyorsun. İşaretliyorsun. Sadece o an için izin veriyor. Evet. Ya da mesela web sitelerine gireceğin zaman Apple bilmem ne kullanıcısı diye geçiyorsun. Ve senin kimliğin takip edilmeyecek bir şekilde. Senin ne yaptığın görülmeyecek. Bu senin gizliliğini de evet, koruyor. Evet bu konuda haklı. Evet, bunu duyduğunuz için arkadaşlar yukarıda anketi de bu arada unutmayın. Önceki videoda Pelin'e çok oy vermiştiniz. Ben de dedim Pelin'e oy verin diye. Şampanya bekliyoruz biz şu an. Şampanya patlatmadım çünkü o videoda gerçekten benim kazanacağım kesindi. Yanlış bir şey olurdu. Bu videoda kazanırsam şampanya patlatacağım. Bu, çok bu arada, kesindi ki yani TikTok böyle bir şey karşısında... var mı ya? Açık yazılımda insanlar hata bulabilir. Mesela bir herhangi birisi ben hata buldum diye gelebilir. O kadar çok insan gelmesine rağmen hala biz full fixlenmiş bir Android kullanamıyoruz. Apple'ınki kapalı ki ona rağmen bazen açık bulunuyor. Apple ona ödül veriyor. Al diyor kardeşim helal olsun. 100 lira veriyor. Değil mi? Yani sen bir telefonu satıyorsun 10 bin liraya, 12 bin liraya. Hmm. Adam senin yazılımında bir hata buluyor. Evet. 100 lira veriyorsun lan sen iliğimizi sömürdün. İliğimizi sömürdün bir 100 lira ne Allah aşkına. Android 100 lira. 200 de 100, var. 100. 200 de verdi. Başkasına 200 verdi. Artıyor bak. %100 zam yapmış adam bir sonrakine. Düşünün 100. buluştan sonra kim ne kadar para kazanacak? Android'de şöyle bir şey var. Sen buldun mu kardeşim? Tamam eyvallah. Bu kadar. Bu daha mı iyi yani? Düzeltiriz babuş. Tamam. Şu an mesela 2 yaşındaki iPhone 7'ye 3000 lira ödeyerek sahip olabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Evet. 300 liraya normal bir Android işletim sistemini bir telefon alabiliyorsunuz. Tamam. Neden herkes iPhone kullanamıyor? Niçin bunu yaptılar? Ya skalası o kadar geniş ki Android'in. Herkes kullanabiliyor. Gerçekten 7'den 70'e yani. Bir şeyin her yere yayılmış olması onu iyi mi gösteriyor yani? Onun doğru olduğunu mu gösteriyor? Ben bunu daha sterilize olan tarafı daha güvenli buluyorum. Mesela iOS tamam, güvenli konusunda güvenli mükemmel. Tamam daha güvenli bulduğum şeye neden çok 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 daha fazla para vermen gerekiyor? Yani Android'i de adam akıllı kullanırsan yine güvenli olur. Ya gerçekten iOS'un bu çok kamerası çok güzel. Bak, İnanılmaz kamera, güzel. Kamerayı direkt ben haklıyım diyerek kapatalım değil mi? Hiç başlamayalım evet. Kamerayı. Tamam. Hiç kimse karışmasın yani. Hoş şimdi yeni şey yeni telefonlar falan çıktı. Onlar da ya, iddia ediyor hiç, ama. Hiçbiri yok, hiçbiri olmuyor. Evet. Şunu alıyorsun tamam mı? Böyle kullanmaya başlıyorsun. Sen şunu hissetmiyor musun? Kullanıyorsun ya. Sanki bir süre sonra ilk aldığın kamera değil gibi oluyor. iPhone'un, Apple'ın, iOS'un artık ne dersin hepsi aynı şey artık da. Daha sterilize ve daha kendi içinde bir kullanımı olduğu için çok fazla dışarıya açılmadığı için belki birçok konuda seni kısıtlıyor. Ben bunu mesela kısıtlıyor. Evet, bunu ben bir eleştiri olarak söyleyebilirim. Ama bu senin bu cihazı daha uzun süre kullanmanı sağlıyor. Seni daha güvenli kalmanı sağlıyor. Hem bilgini hem telefonunun verimliliğini daha uzun süre korumanı sağlıyor. Menü var ya. Android'de gerçekten menü var. Ama evet. iOS ikonlarla doldurmak zorunda bırakıyor senin ekranını. Mesela bir internet sitesine tıklıyorsun iOS'ta. Safari'den açıyor ama sen Google Chrome'u indirmişsindir atıyorum veya Firefox indirmişsindir. Hep onu kullanmak istiyorsundur çünkü Safari'nin arayüzüne alışık değilsindir falan. Buna izin vermiyor ama Android'de ister Google Chrome'u kullanırsın, istersen Safari varsa Play Store'da Safari indirirsin, onu kullanırsın ve onu varsayılan uygulama olarak seçebilirsin. Her seferinde
kopyalayayım şimdi adresi, Google Chrome'a geçeyim, buraya yapıştırayım falan yapmana gerek yok. Ya bir insan bile bile neden kendini kafese sokar? iOS da diyor ki ben sana zaten en hızlısını yaptım, aç Safari'yi kullan diyor. Ben sana onu kullanacağım. Ben sana seçenek vermeme gerek yok. Zaten en iyisini yaptım, koydum oraya diyor. Niye uğraşasın ki diyor. Beni bir arar mısın? Ben şimdi mesela şöyle bir stalk yapayım. Bak. Sesini kapatayım. Tüm ekran yok, görüyor musun? Dur, aramaya devam et. Menüye geçtim, geziyorum falan. Şuracıkta çıkıyor, arıyorsa. Konuşmak istemiyorsan kaydırıyorsun kardeşim. Stalk'una devam ediyorsun, tweetleri okumaya devam ediyorsun, mail okuyorsan mailini okuyorsun. Ama iOS'ta seni arıyor atıyorum. Çıkıyor ona burada kocaman. Arıyor, arıyor, arıyor. Kardeşim bak bir düşün. Belki açarsın. Hani bir düşün, bir geçmişini düşün. Stalk mu daha önemli, seni arayan insan mı daha önemli? Senin arkadaşlık ilişkilerini sorgulamaya kalkıyor. Bu yüzden aslında o birleştirici yapısından dolayı bir kere şunu diyeceğim. Bu çok daha meşhur da sesli arama. Hmm. Artık mesela işte evlere falan koyuyorlar. Google, hey Google falan diyorsa sana bir şey buluyor. Sesli arama. Ben çok kullanmıyorum. Sen de büyük ihtimalle kullanmıyorsundur. Kullanmam. Ama çok fazla kullanan var. Ve belki de biz Android'de olduğumuz için kullanmıyoruz. Bilmiyorum. Ama fazla kullananlar için düşündüğümüzde bunu ilk çıkaran, ilk buraya getiren zaten iOS. Size bir şey diyeyim mi? Çok yakında bir video yapacağım. Artık senden teyit edeceğim. Çok yakında bir video yapacağım. Siri'yi çıkartan adam Türk. Bu neyi değiştirir? Yok, sadece spoiler verdim. Tamam, olabilir yani. Bir şey daha rica edeceğim tabii senden. Tabii ki, rica et, buyur. WhatsApp'tan birkaç bir şey yazar mısın bana? Pelin lütfen. İlla bir şeyden açık vermeye çalışıyor. Yok, şimdi bir şey görünce en sonunda olacak. Şimdi eğer benim telefonum iOS olsaydı burada ana şöyle diyeyim. Şu ekranda dız 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 kelimesi kelimesine ne yazdıysa bütün kelimeler tek tek, hani böyle WhatsApp'ta yazdığında kelime kelime yazanlara uyuz olursun ya, o çıkardı yani. Şöyle şöyle, ama bak Android olunca grupluyor. Ne yazmışsın? Nereden vardı ne lan? Sen hala öyle mi kaydettin beni? Grupluyor. Grupluyor ya. Ama iOS olsaydı şimdi bu. Neler neler var bu telefonda şu an, bir dakika ya. Şimdi pişman oldum onu gösterdiğine bu arada. Yani az önce aradığında duymuşsunuzdur arkadaşlar. Telefon sesim istediğim bir şarkıydı. Evet. iOS'ta böyle bir şey yapabiliyor musunuz? Hayır. Ne tamam. Gerek var? Anketi unutmayın bu arada. Dın 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 diyor. Bu arada sosyal medyasına falan da Barış Özcan destek veriyor. Barış Özcan videosunu izlemek için de buradan tıklayabilirsiniz. Mesela evet. Yola bakacaksın, yanındaki arkadaşına yol tarif etmen gerekiyor. Ama atıyorum 2 kilometre düz gideceksiniz, ileriden sağa sapak var. Sen de o arada tweet okuyorsun veya Instagram'a bakabiliyorsun. Yola bak, yola. Arkada harita varken şurada küçük bir ekran açılıyor ve sen WhatsApp'tan da yazışabiliyorsun. Instagram'a da bakabiliyorsun falan. Yani durmadan böyle şeyler arası, programlar arası geçiş yapmana gerek kalmıyor. Evet evet, bu çok doğru. Bunu ben çok kullanıyorum. Ben de kullanıyorum ya. Haklısın. iPhone'un kamerasının güzelliğiyle eşdeğer bir konuda haklısın. Evet. Bence. Peki sen şeye inanmıyor musun? Abi yenisini yapacakları için ve bunu bize sattırmak istedikleri için eskileri bozuyorlar. Ben iOS kullanan birçok kişiden bunu duydum. Bu zaten yani dünyanın her şeyinde olan bir şey. Bu Android'de de var. Ama daha çok iOS'ta gelenler hayır, sanki. Yani şöyle mesela onu büyük patronlar ürün yaşam döngüsü diye bir kavram adı var. Ya yeni bunun. Nesil beyaz eşyalarda bile yapıyorlar. Ürün yaşam döngüsü bunun adı. Ama tüketici tarafındaki adı da planlı eskitme. Şimdi adam mesela Android'e diyor ki çok büyük yenilik getirdim diyor. Ama 3 yıl önceki telefon kullanamaz bunu diyor. Sen diyorsun ki ben bu yeniliği kullanmak istiyorum. Tak onu atıyorsun, yeni telefon alıyorsun. Ben herkese diyorum. Evet, her elektronik eşya diyorum. Ki ben özür dilerim. Mesela iPhone bunu yaptı. 2013'teki telefonları bugün yeni güncelleme almıyor. Ama 2013'teki telefonları. Kasalar yani almıyor. Ya bu eskitmedi aslında Android'in, ki Apple da şöyle bir şey yaptı. İşte özür dileriz tarzı bir açıklama yaptı. Biz bunu yapıyoruz diye de kabul etti. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet, bir şey daha söyle. iOS alıyorsan, yani iPhone, MyPhone evet. Alıyorsan birazcık paran vardır. En azından telefona o kadar para verebilecek lüksün vardır. Ya da gerçekten geri zekalısındır, kredi çekip alıyorsundur. Dediğim o reklam, kendine özel araba hissetme. Satıyor değil mi millet onu almak için? Yapıyorlar. Adam Doğan koymuş diyor ki iPhone 7'ye takas olur. Takas yapılır falan. Kafayı yemişler. Android telefonlarda böyle bir şey ben hiç görmedim. Yani yok. Şu telefon ilk çıktığında ben gerçekten çok istedim almayı. Param yoktu, almadım. Olduğunda aldım. Öyle düşün yani. Çünkü bu bir kısas değil. Ama iOS'lar, iPhone'lar falan öyle. Şimdi 10 tane iPhone alıp sokağa atacak parası var işte. Düşünün farkı. Ama hala iPhone kullanmıyorum. Çünkü en
Neyse Cime, diyeceğim o ki param var. Para vermiş, almışsın iPhone'unu. Diyorsun ki parasıyla değil mi lan? Çatır çatır ben her şeyi indiririm App Store'dan diyorsun. Ne kadar izin veriyor sana biliyor musun? 150 MB. 150 MB'dan fazlaysa, paran varsa bile katiyen indiremiyorsun. Wi-Fi'ye bağlanman lazım. E tamam, adam seni koruyor, daha ne istiyorsun Paspam. Ya? Çok saçma bir şeydi bu ya. Adam senin mobilini koruyor kardeşim. 150'den yüksek indirecek. Korumak zorunda değil. Sen Allah mısın ya, beni koruyorsun? Android'de de şey diyor, bak kardeşim bu büyük, indireceksin emin misin falan yapıyor soruyor, Android'de de. Soruyor tamam, sonra da benim ha, param kadar, var mesela, çatır çatır indiririm diyorsun, indiriyorsun. O kadar mal mısın diye soruyor sana. Sen de evet diyorsun, indirmeye. Tamam madem mal öyle ben de geçireyim değil, diyor böyle. Mal mısın değil, paran var mı diye soruyor. Ya senin kodan varsa indir. Sen kimsin ki beni kısıtlıyorsun? Ben bunu düşünüyorum. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Sadece kamera konusunda. Evet, iOS, Apple, her neyse güzel emojileri, olabilir. Memojileri falan da Apple'ın çıkardığını ve FaceTime'ın da Apple'ın çıkardığını söyleyelim. FaceTime mı? Evet. Pardon, doğru. Çok merak ediyorum kim neyi seçecek. Yani... Lütfen Pelin oradan... Fanatik gibi ya, fanatik gibi insanlar. Ben evet. Android kullandığım için Android'i çok güzel bir şekilde savundum yani. Ha, evet, iOS alabilirim, iPhone alabilirim. İstemediğim şey çünkü kendimi kısıtlanmış hissederim. Yani oradan oraya müzik atacağım mesela. iTunes olmadan müzik kullanamıyorsun. Sana ne? Sana ne? WhatsApp ben bilgisayarıma indirmişim, atacağım. WhatsApp ben mi? İstediğim şarkıyı telefonumda arama sesi yapacağım. Az önce paran çatır çatır veriyordun. iTunes'dan indir al şarkıyı, ne yapıyorsan yapabiliyor yap. Musun? Aradığında o şarkıyı çalamadıktan ya çalmayı versin o şarkıyı. Çatır çatır indirmişim hiçbir şey ifade etmez. Kendinizi kısıtlamayın arkadaşlar. iOS'un en kötü özelliği sizi bir kafesin içine koyması ve onları yapmaya, yani yapacaksın dediği şeyleri yapmanıza mecbur bırakması. Ve sizi orada falan. Güvende tutması arkadaşlar. Güvende, bu telefonu al 10 yıl kullan hiç de bir şey olmaz sana Kız diyor ya. Kız kulesi de güven içindi. Karı öldü. Ne alaka? Benzetmeye bakar mısın ya? Çok güzeldi, kapatın. Ankette beni tıklamayın. Çünkü açık kaynak kodluydu Kız Kalesi. Kapat. Burada bitsin lütfen, video burada bitsin abi. Çok iyiydi.